Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size arkadaşlar yapay zeka hakkında araştırdığım bilgiler ve kendi yorumumu katacağım. Arkadaşlar yapay zeka insanoğlu için çok büyük bir teknolojik ve verimdir. Yapay zeka bizim birçok şeyi önümüze geçebilecek olan ve teknolojinin ilerlediğini bize net olarak gösteren bir kavram ve nesnenin tümüdür. Arkadaşlar, yapay zeka şu anda bütün teknolojilerde ufak ufak kullanılmaya başladı. İleride ise yapay zeka tüm her şeyi ele geçirebilecek halde ilerliyor. Bunu ben araştırdım arkadaşlar internetten. Kitaplardan okuduğum kadarıyla yapay zeka ileride belki de insanoğlu için belki de bir tehdit olabilir. Neden? Çünkü yapay zeka artık her şeyin önüne geçti. İyi kullanabilirsek arkadaşlar yapay zekayı çok çok önüne geçebiliriz her şeyin ve bizim için teknolojik olarak yararlı bir hale gelebilir. Eğer yapay zekayı iyi olarak kullanamazsak ileride maalesef insan nesilinin biraz daha yavaşlaması, kendini güvensiz hissetmesi ve kendini bastırılmış olarak hissetmesi düşünüyorum ben. Çünkü yapay zeka her şeye giriyor. Teknolojik aletler, robot, uçak, bilim, sanayi, her şey nitelendirilebilir yapay zeka ile alakalı. Telefonumuzda bile artık hani yok. İleride robotlar insanların yerini alacağı söyleniyor. Belki de bizim yerimize artık robotlar çalışacak. Hatta belki de demiyorum ben. Biraz daha ileri gidiyorum. Çalışacak. Çünkü araştırmalara göre robotlar 2030-2040 yılından sonra insanların yerini alabileceği söyleniyor. Her ne kadar benim düşüncem insansız bir şey olmasa bile üretim alanlarında ve teknolojik bazı yerlerde robotların kullanılması yaygınlaşacak. Bu yüzden de yapay zeka bizim için yararlı mı, zararlı mı? İleride insanın yerini alacak şeyler bizim için yararlı mı, zararlı mı? Tabii ki benim kendi düşüncem bu. Yani öyle aklıma takıldığı için bu videoyu çekmek istedim. Teknolojinin gelişmesinden ben mutluyum. Gelişmesini çok seviyorum. 2018 yılındayız. 1960'ta, 1970'te, 1960'a, 70'e, 80'e vakıf değiliz. Diyelim. Bunlara vakıf değiliz. 50'lere, 40'lara. Acaba 1940'lardaki teknolojiyle, 60'lardaki teknolojiyle şu anki bir mi? O zamanlar mektuplar vardı, şu an ise mailler var. Mail yoluyla konuşuyorlar. E-posta var. Mesaj var. WhatsApp var. Her türlü haberleşme var. Teknolojinin bize sağladığı yararlar çok. Eskiden bir yerden bir yere haberleşmek için ben hep dinliyorum. Birçoğu şey yaparlarmış, telefon yok, telefondan öncesi mektup, telgraf bu şekilde. Yani şu anki imkanlarımız esasında çok ileride. Biz tabii ki bunun farkında değiliz. Yeni nesil olarak farkında varamayabiliyoruz çünkü her şey hazır geliyor bize. Hazır geldiği için de biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biraz daha kanaatkar olabilirsek belki farkına varabiliriz. Biraz da konudan çıkmış gibi oluyorum ama bunlar da aklıma geliyor. Hani o günle bugünü kendi kendime kıyaslıyorum. Eskiden yani bu kadar teknoloji ileride değildi. Ben araştırmalarıma göre yani yok, bunların hiçbiri yoktu. Biz hep böyle var olduğunu düşünüyorduk. Düşünüyoruz. Ya vardı. Bu vardı. İşte yoktu. Vardı değil. Daha öncesinde bu kadar teknoloji ilerlememişti ama aşırı bir şekilde teknolojinin ilerlemesi bize olanaklarını
çok iyi bir şekilde geliştirse de zararları da olabilir. Bunu da gözden çıkarmamak lazım. Benim aklıma takılan hep robotlar oldu. Robotlar, uzay çağı, uzay teknolojisi, işte Mars'a gidilebilecek mi? Mars'a ayak acaba kim basacak? Uzayda yaşanabilecek mi? Hatta konuşuyorlar yabancı ülkelerde. Uzayda işte ev alıp koloni kurmak, orada yaşamak istiyoruz gibi. Ama uzayda gerçekten yaşamak çok ilginç bir şey yani. Hedeflerin Mars'ta daha da ilerisinde uzay bilimleri gerçekten güzel bir dal. Bu yüzden de robotlar artık günümüzün ufak ufak parçası haline gelmeye başladı. Benim dediğim robotlar artık ev işlerini yapmaya başladı. Evin içinde artık bir insan çalıştırmak yerine belki bir robot alıp kahvenizi hazırlayabilir, evi temizleyebilir. Bu şekilde olmaya başladı. Tabii ki bu şimdiden böyle. İleride bunların hissiyatı, zekası geliştikçe ve duyuları daha da geliştikçe ve bir insan halini yüz olarak almasa da aldıkça belki de insanların yerini alabilecek de robotlar. O yüzden robotlar ve yapay zekanın önemini vurguluyorum. Yapay zeka bence iyi bir şey, teknoloji de iyi bir şey. Robot da ama bunu kullanabildiğimiz ölçüsünde. Şu anda da konuşmalarımı net bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Belki hatam olabilir konuşmalarda, birkaç yerde ya da konu saptırması yapmış olabilirim ama kendi düşüncem teknolojinin ilerlemesini çok seviyorum. Lakin teknolojinin bize zararları da olabilir. Bizim teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. Gerçekten kendimizi yararlı bir şekilde kullanabiliyorsak ne ala. Kullanamıyorsak ne kötü. Çünkü teknolojinin şöyle bir şeyi de var. Günümüz çağında teknoloji saat hiçbir şey olmuyor. Bunu da kabullenmemiz lazım. Ne olursa olsun kendimizi yenilememiz lazım. Çünkü devam yenileyip kendimize gelmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gereken bir çağdayız. Yani geride kaldığınız zaman teknolojik olarak yani bazı şeyleri bilemiyorsunuz ya da uzaktan size değişik gelebilir ama işin içine girdiğiniz zaman bence iyi olacağını düşünüyorum her zaman. Bugün biraz daha ciddi, şu anki gibi biraz daha ciddi oldu ama kendi düşüncem yapay zeka insanoğlu için sizce yararlı mı yoksa zararlı mı? İleride teknolojinin bize kattığı şeyler, teknolojinin neleri, robotların bize kattığı şeyler bizi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Bunu zamanla göreceğiz, yaşayacağız. Bu yüzden de bu videoda teknolojik olarak yapay zekanın ve teknolojinin ne kadar ilerlediğini anlatmak istedim. Robotların yerimizi alıp alamayacağını kendi fikrim düşünüyorum ve alabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bir kişi, üç kişinin yapacağı bir işi bir robot yapabiliyorsa robot insanoğlunun yerini alır net bir şekilde diyebiliyorum. Bu yüzden de bizim için yararlı mı zararlı mı ben bu düşünceyi size bıraktım. Yararlı ya da zararlı olup olmadığını size bıraktım. Benim düşüncem ise bence iyi kullanırsak bizim için yararlı, lakin kullanamayabilirsek ve elimizden kaçırırsak bazı şeyleri bizim için zararlı hale gelebilir. Benim düşüncelerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.